Kral Karun'un tüyler ürperten inanılmaz hayat hikayesi. İlmine güvenip Allah'a ve peygamberine meydan okuyup helak olan kral. İnanılmaz zenginliğiyle hazinesinin anahtarını yüzlerce deveye taşıttıran cehennemlik kral. Hazreti Musa aleyhisselamın öğrettiği simya ilmiyle her madeni altına çeviren karanlık kumandan. Tonlarca altınlarıyla beraber yerin dibine gömülen lanetli hükümdar. Hazreti Musa aleyhisselamın dininden dönen ve şeytanla anlaşma yapan adam. Cehennem Meliki Karun. Karun, Hazreti Musa aleyhisselamın kavminden idi. Kaynaklara göre Karun'un Hazreti Musa aleyhisselamın amcası ya da amcasının oğlu olduğu yönünde farklı rivayetler vardır. Musa aleyhisselama iman etmeden evvel Beni İsrail'in Firavun'un yanındaki temsilcisi Karun idi. İman ettikten sonra kendisini ilim, hikmet ve ibadete verdi. Bir yandan kavmi için çalışıp, bir yandan da Allah'a ibadetten de geri kalmıyordu. Tevrat'ı Hazreti Musa aleyhisselamdan sonra en güzel o okurdu. Görgüsü ve bilgisiyle İsrailoğullarında ayrı bir yere sahipti. Aradan zaman geçtikten sonra Hazreti Musa aleyhisselamın duası bereketiyle kendisine simya yani kıymetli maddelerden altın yapma ilmi ona verilecekti. Şeytanın Karun'a oyunu. Bir gün melun şeytan insan kılığında yanına geldi ve onunla arkadaş oldu. Sonra fırsatını bulduğu başka bir gün dostane bir tavırla "Ey Karun, başkalarından gelenlerle geçineceğimize gidip haftada bir gün çalışalım, 6 günde ibadet edelim" dedi. Bu fikir Karun'a uygun geldi. Şehre indiler ve bir gün çalıştılar. Bu bir günlük çalışmaları mukabilindeki ücretle de 6 gün geçinip ibadet ettiler. İlk tavizini koparmış olan şeytan bu sefer "Ey Karun, bak kimseye muhtaç olmadık. Gel bundan sonra haftanın yarısında para kazanalım, yarısında ibadet edelim. Hem kazandığımız paranın fazlasını Allah yolunda fakirlere infak etme imkanımız da olur" dedi. Artık taviz yoluna girmiş bulunan Karun'a bu teklif daha da cazip göründü ve bunu da kabul etti. Şeytan hilesini gerçekleştirmeye muvaffak olmuştu. Çalışma müddetini iyice arttırdı. Daha fazla çalışıp daha çok para kazanalım. Bu parayla hem ibadet eder hem de daha fazla fakiri sevindiririz dedi. Karun çalışkan ve görgülüydü. Fakat şeytanın bu sinsi oyunları ile artık Karun'un kalbine dünya meyli ve dünya muhabbeti hepten girmişti. Kalbi dünyevi ihtiraslarla iyice dolan Karun, bütün güzel ve nezih hasletlerini de bir bir kaybediyordu. Gurur ve kibri de iyice artmıştı. Tüm bunlar yetmeyip, bir yandan da Hazreti Musa aleyhisselama kıskançlık besliyordu Karun. Bu haseti bilen şeytan bu fırsatı kaçırmadı. Karun'un gözü Hazreti Musa aleyhisselamın üzerindeydi. Kavmi olan İsrailoğullarının Hazreti Musa aleyhisselama duyduğu saygı ve sevgi Karun'a göre kendisine duyulmalıydı. Karun'un hasedi günden güne içini kapladı ve bambaşka birisi oldu. Hazreti Musa aleyhisselamı halkın gözünden düşürecek planlar peşindeydi. Hazreti Musa aleyhisselam bütün iyi niyetiyle onun hasedinden habersiz ona duasının bereketiyle simya ilmini yani kıymetli madenlerden altın yapma ilmini öğretiyordu. Karun bu şekilde gitgide zenginleşmeye başladı.
çalışkanlığıyla daha çok kazanıp kazandığını biriktirdi. Kavminin Hazreti Musa aleyhisselamı sevdiği kadar kendisini sevmeyeceğini çok iyi bilen Karun, hakimiyeti sadece malının gücüyle sağlayabileceğini sanıyordu. Kısa bir zamanda inanılmayacak bir zenginliğe ulaştı. Öyle bir zengin olmuştu ki hazinelerinin anahtarlarını bile katırlar taşıyordu. Zengin olunca fakirliğindeki güzel özelliklerini kaybetti. Nail olduğu zenginlik sebebiyle gurur ve kibri her geçen gün artıyordu. İbadeti ve mülkün sadece Allah'a ait olduğunu unuttu. Kur'ani ifadeyle azgınlardan oldu. Neticede onun hakkında verilen ilahi hüküm şu oldu. Karun, Musa'nın kavminden idi. Fakat onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü, kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti. Şımarma, bil ki Allah şımaranları sevmez. Hazreti Harun aleyhisselam ve hibirlik vazifesi. Karun'un isyanı. Kalbi dünya meyli ile dolan Karun, artık Musa aleyhisselamın nasihatlerinden sıkıldı. Tavsiyelerine tahammül edemez oldu. Harun aleyhisselama ve onun soyundan gelen Levililere hibirlik, yani kurban kesme vazifesi verilince de kalbine yerleşmiş bulunan kötü hasletler iyice gün yüzüne çıktı. Öfkeye kapıldı, dayanamadı ve Musa aleyhisselama gelerek, ''Ey Musa, kardeşin Harun'a hibirlik, kurban kesme vazifesi verdin. Benim ise böyle bir şeyim yok. Halbuki ben Tevrat'ı gayet iyi okumaktayım. Bunun için ben Harun'dan daha üstünüm. Bu haksızlığa nasıl dayanırım?'' dedi. Musa aleyhisselam ise cevaben, ''Harun'a bu vazife ve makamı ben değil, Cenab-ı Hak verdi.'' buyurdu. Fakat Karun diretti. ''Bana bir alamet göstermedikçe bunu tasdik etmem.'' dedi. Musa aleyhisselam, Beni İsrail'in reislerini topladı ve ''Bastonlarınızı getirin. Hepsini belli bir yere koyalım. Kimin bastonu yeşillenirse hibirliğe o layıktır.'' dedi. Bastonlar getirildi. İbadet ettikleri mabede bırakıldı, içlerinden yalnız Harun aleyhisselamın asası yeşillenip yapraklandı. Bu açık mucize neticesinde Musa aleyhisselam Karun'a döndü. ''Ey Karun, bunu ben mi yaptım?'' dedi. Karun şaşkındı. İşin hakikatini anladığı halde nefsine tabi oldu. ''Bu sihirbazlıktan başka bir şey değildir.'' dedi. Sonra kızgın bir şekilde oradan ayrıldı. Hazreti Musa aleyhisselama isyanı bitmiyordu. Yine başka bir zaman Allah Celle Celaluhu Beni İsrail kavminin elbiselerine mavi şerit takmasını emretmişti. Karun buna da isyan edip ''Bu ancak efendileri kölelerinden ayırmak içindir.'' dedi ve takmadı. Artık Karun'un Musa aleyhisselama hıncı iyice artmıştı. Nefsindeki haset ateşi içini yakıp eritmekteydi. Etrafındakileri kendisine çekmek için ziyafetler vermeye ve kendisinin üstünlüğünü belirtici sohbetler yapmaya başladı. Malının zekatını vermeye karşı çıktı. Ancak Karun hem bu sözlere hem de Musa aleyhisselamın nasihatlerine kulaklarını tıkamıştı. Öyle ki Musa aleyhisselam, ona malının zekatını vermesini söylediğinde, zenginliğini bir bakıma ona borçlu olmasına rağmen, ''Malıma göz mü diktin? Bu parayı ben kazandım.'' dedi. Hadise Kur'an-ı Kerim'de tam olarak şöyle anlatılır. Karun'a hitaben şöyle denildi. ''Allah'ın sana verdiğinden, onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilikte bulun. Yeryüzünde fesat çıkarmayı arzulama. Şüphesiz ki Allah fesat çıkaranları sevmez.'' Karun ise ''O servet bana ancak bende bulunan
özel bir bilgi sayesinde verildi, dedi. Bilmiyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden, ondan daha güçlü ve daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Mücrimlerden günahları sorulmaz. Çünkü Allah-u Teala sormaya muhtaç değil, her şeyi bilmektedir. Derken Karun ihtişam içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar, keşke Karun'a verilenin bir benzeri de bizim olsaydı. Hakikaten o çok büyük bir servet sahibi, dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, yazıklar olsun size. İman edip ameli salih işleyenler için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir, dediler. Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek herhangi bir topluluk olmadığı gibi, o kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Allah Allah, şu hale bir bakın. Demek ki inkarcılar iflah olmazmış, demeye başladılar. İşte bu durum, dünyaya meyledip ahireti unutan, mal ve mülk sevdalarının hazin akıbetini gösteren ne müthiş bir sahnedir. Zira ilahi zenginlik ve nimetlerden ebediyen mahrum olan Karun, şimdi bir ahiret dilencisidir. Çünkü ahiret yurdu, ömür boyu ihlas ve samimiyetle kulluk üzere yaşayan takva sahiplerine aittir. Ayeti kerimede buyrulur. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve fesadı arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerinindir. Hazreti Musa aleyhisselama Karun'un attığı büyük iftira. Hazreti Musa aleyhisselam İsrailoğullarına zekatı bir vecibe olarak yükleyince Karun bunu hazmedemedi ve onları bir araya toplayarak, "Ey İsrailoğulları! Musa şimdiye kadar size ne emrettiyse ona itaat ettiniz. Şimdi de mallarınıza el koymak istiyor," dedi. Onlar, "Sen bizim büyüğümüzsün. Bize neyi emredersen onu yaparız," dediler. Bunun üzerine Karun, "Bana falanca kadını çağırın. Kendisine istediği miktarda bir mal verin ve Musa ile birlikte olduğunu söylemesini sağlayın," dedi. Ve bu emri derhal yerine getirildi. Hazreti Musa aleyhisselamdan kurtulma planları yapan Karun'un aklına böylesi sinsi ve lanetli bir fikir gelmişti. Bu planın uygulanması için Karun, Hazreti Musa aleyhisselama gitti ve "Gel de şurada öğütlerini dinlemek üzere toplanmış bulunan İsrailoğullarına biraz nasihatte bulun," diye ricada bulundu. Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam kalkıp oraya gitti. Ve "Ey İsrailoğulları, bilesiniz ki kim hırsızlık yaparsa onun elini keseriz. Kim birine zina iftirasında bulunursa onu kırbaçlarız. Kim de zina ederse, eğer evli değilse ona 100 kırbaç vururuz. Evli ise ölünceye kadar kırbaçlarız, recm ederiz," dedi. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Karun, "O kişi sen de olsan," diye sorunca, Musa aleyhisselam, "Evet, ben de olsam," diye cevap verdi. Bunun üzerine Karun, "İsrailoğulları senin falanca kadınla birlikte olduğunu söylüyorlar," dedi. Hazreti Musa aleyhisselam, "Çağırın o kadını. Eğer öyle bir şey derse, o zaman dediği doğrudur," dedi. Kadını çağırdılar. Geldi. Hazreti Musa aleyhisselam, "Bunların iddia ettikleri gibi gerçekten ben seninle birlikte oldum mu?" diye sordu. Her ne olduysa, Hazreti Musa aleyhisselamı karşısında gören kadının fikri değişti. Kadın, "Hayır, yalan söylüyorlar. Sana bu iftirayı atmam için bana para verdiler," deyince, bunu duyan Karun ve halk büyük şaşkınlık içinde kaldı.
Halk, "Musa'nın Rabbine iman ettik" diye bağırmaya başladı. Bu durum adeta Karun için sonun başlangıcı oldu. Hazreti Musa aleyhisselam hemen oracıkta secdeye kapandı. Cenab-ı Hak ona vahyederek, "Bugün yeri senin emrine verdim. İstediğini ona emredebilirsin" diye buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam yere ardı ardına "Bunları yutuver" emrini verdi. Her komutta yer onları biraz daha yutuyordu. Önce dizlerine kadar, ardından bellerine kadar, sonra boyunlarına kadar yutmaya başladı. Bu arada onlar Hazreti Musa aleyhisselama yalvarıp yakarıyorlardı. Ancak celalli olmakla meşhur olan Musa peygamber onları tamamen yutması için yere emrini sürdürdü. Nitekim Hazreti Musa aleyhisselama atılan bu çamur sadece onun şahsına değil, elçisi olduğu vahyi de lekedar edecekti. Bu sebeple Hazreti Musa aleyhisselam böyle büyük bir hıyanet ve cinayeti affedemezdi. Rezil planı ters tepen Karun ve ona tabi olanlar böylelikle hazineleriyle birlikte yerin dibine geçti. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı gibi, o kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi." Karun'u dünyaya meyli ve başkasına haset etmesi helak etti. Nitekim ayet-i kerimede haset edenlerin şerrinden Allah'a sığınmamız gerektiği bir dua halinde şöyle bildirilmektedir: "De ki, ben yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden ağaran sabahın Rabbine sığınırım." Zira haset edenlerin akıbeti hüsrandan başka bir şey değildir. Nitekim halk, Karun ve avanesinin helakini görünce ona ettikleri gıptaya pişman oldular. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, "Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay, demek ki inkarcılar iflah olmazmış" demeye başladılar. İşte ahiret yurdu, biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve fesadı arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerinindir. Karun kıssasında ümmete ibret olarak kibirlinin, haset ehlinin ve ahireti unutup dünyaya dalanların feci akıbeti sergilenmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu durumla ilgili, "Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı gibi, o kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, vay, demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak" ayeti buyurulmuştur. Hadis-i şerifte Karun. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir gün namazdan söz etmiş ve şöyle demiştir: "Kim namazına devam ederse, bu namaz kıyamet gününde onun için karanlığa karşı nur, doğruluğuna delil ve azaptan kurtuluş olur. Kim namazına devam etmezse, onun nuru, delili ve kurtuluşu olmaz. O kimse kıyamet gününde Karun, Firavun, Haman ve Übey bin Halef ile beraber olur." Heysemi, bu hadiste geçen ravilerin güvenilir olduğunu belirterek hadisin sahih olduğuna işaret etmiştir. Bu ve benzeri hadisler müminleri namazı terk etmekten sakındırmayı amaçlamıştır. Namaz kılmayanın bu dört kişiden biriyle bulunmasının sebebi ise şöyle açıklanmıştır: "Kişi malı ile oyalanırken
namazını kılmamışsa, servet sahibi Karun'a benzemiştir. Eğer saltanatı ona alıkoymuşsa, Firavun'a benzemiştir. Eğer vezirliği veya idareciliği namaz kılmasına engel olmuşsa, vezir Haman'a benzemiştir. Eğer namaza ticareti mani olduysa, Mekkeli tacir Übey bin Halef'e benzemiştir. Ne var ki bu benzetme imansızlık noktasından değil, sıfat ve özellik açısından değerlendirilmelidir. Yoksa kafir olur, ebedi cehennemde kalır anlamında değildir. Çıkmazdayım ya Rab. Yalnızlıklarım, yorgunluklarım, kaybettiklerim, kalbimi acıtan, hayatımı zindana çeviren ne varsa hepsini aldım, geldim huzuruna. Ve hepsinin ilacını buldum bu kitapta. Kalbimin yaralarını sarıp huzur veren şu iki zikir. Ya Baki, entel Baki. Ya Baki, entel Baki. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.